Selamlar. Bu ara iki mizah üstadının podcast'i dolaşıyor ortalıkta. Yatalakla dalga geçtindi, yok geçmedindi, vay linçlendik, vay yapardın yapamazdın, herkes bir şeyler söyledi. Yatalaklar Odası Genel Başkanı olarak kolları sıvayıp bu işe dalmaya karar verdim. Bir saniye. Sedefçiğim, kollarımı sıvayabilir misin? Of. Ya Gürkan, gerçekten ne derdin bitiyor ne tasan. Bir kahve içirmedin ne? Ne kola sıvaması ya? Bir yok kafamı kaşı, yok işte mama saatim, yok bilmem nenin bilmem nesi. Gerçekten fenalık geçirdin içime artık yani. Bir kahve içirtmedin bana ya. Yatalaksın, diğer şey kendini hak görüyorsun. Hayret bir şey yani. Birazcık çaba sarf etsen olmaz sanki. Var mı paşam başka bir şey? Var mı bir isteğiniz? Teşekkür ederim. Ay iyi, tamam, hadi ben kahve içmeye geliyorum. Kollarımızı sıvadığımıza göre buyurun konuya dalalım. Mesela ev partisi yapanlar. Şimdi sen ev partisi yapıyorum diyorsun. Sen nerede oturuyorsun? Mecidiyeköy'de 6. katta oturuyorsun. Sen apartman dairesinde oturuyorsun. Yani müstakil evde mi oturuyorsun? Villada mı oturuyorsun? Ev partisi yapıyorsun. Saat 10'da başlıyorsun benim tepemde. Arkadaşlar sadece bir ricam olacak. Biraz sessiz olabilirsek, bir tık volümü düşürebilirsek eğer şey olacak. Çünkü komşular şikayet ediyor. Gelebilirler. Altta yatalak hasta var. Buraya kadar okey. Apartmanda parti mi olur bağlamındayız. Komşuları rahatsız edemezsin önermesini yatalak hastaya bağlayıp uç noktaya taşıyor. Peki. Kusura bakma biz da şu an bu yatalak saatten olduk sonra o saatte zaten. Ben bu saatten sonra kısık sesle konuşamam artık. Yani oho. Olan oldu, iş işten geçti. Bir de komşunun yatalak olması tam olarak neyi değiştiriyor? Terbiyeli bir insan olduğum için ebenin amını değiştiriyor demiyorum. Ama ekstra dikkat, özveri, empati isteyen durumlar oluyor ya hani bazen. Öyle bir şey olabilir belki. Ne dersin? Yani. Onu anlayamadım ben. Kalkıp gelip şikayet edemez sonuçta. Buraya dikkat. Burada apartmanda parti yapılmaz bağlamından çıktık. Artık kötü taraf, ev partisinden rahatsız olan yatalak. Ve hiçbir alt metin olmaksızın dümdüz taşak geçiyorlar. Evet. Daha bir iyi. Avantaj değil mi? Avantaj evet. Değil mi? Evet. Ama şöyle bir şey de var. Oda değiştiremiyor ya. Mesela hani, ay buradan çok gürültü geldi. Kalkayım diğer odaya gideyim diye bir şansı olmadığı için olabilir belki. Hani yatamıyor mu biz gürültü yapınca yatalak aslında? Müzik de şahane. Rahat yatamıyor mu? Ya da o gece uyuyamadın diyelim ki. O zaman gündüz uyursun. Ha. Nasıl olsa yatıyorsun. Senin başka bir planın mı var? Ne oluyor yani? Gündüz uyursan, gece uyumazsan bazı işlerin mi aksıyor? Sarkıyor mu işlerin? Planların mı bozuluyor? Ne oluyor? Sen kendi uyku saatini kendin ayarlayabilme evet, özgürlüğüne sahip. Bütün gün aynı şekildesin sen. Heh diyor bir de, ulan ne tespit yaptın be. Hey maşallah. Empati özürlü olduğunuz için söyleyeyim. O hastaya bakmak zorunda olanlar da oluyor. Onlar hem günlük hayatın gailesiyle hem de hastasının yüküyle uğraşıyor. Ayrıca yatalak ya da değil, kimse sizin partinizi çekmek zorunda değil. Medeniymiş gibi konuşan avam çok güzel dökmeye başladı bilinç altında yatanı. Hayırdır ablacım? Mecidiyeköy 6. katta parti mi verilirdi hani, ne ara yatalak, komşunun partisini idare eder oldu. Bir akşam parti var, komşunun akşam partisi varmış, bugün gündüz uyuyayım de. Sen bunu kendin ayarlayabilirsin. Ayarlayabiliyorsun. Sen kendi düzenini, sen planla kendi başına, etrafındakilerin yaşamına göre ayarla kendini. Ayarla, bir gözünü kapatmana bakar sadece. Başka akşam bir şey, ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sadece aynı şekildesin. Gözünü kapatacaksın ya da gözünü açacaksın. Allah Allah ya! Allah Allah ya! Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Bu şekilde zaten hayatını planlıyorsun. Akşam kalkmıyorsunuz, sabah yatmıyorsunuz valla. Şu bakışa iyi bakın. Ne kadar güzel şakaydı değil mi bakışı? Punchline sonrası alkış bekliyor komedyen hanım. Madem istediniz, öyleyse buyurun. Size kim muhabbetiniz çok iyi, podcast yapsanıza dediyse, derhal arkadaşlığınızı sonlandırın. Belli ki iyiliğinizi düşünen biri değil. Bu iki salak, yalnızca kötü komedyen değil, izlediğimiz kesitte gördüğünüz üzere, direkt içleri de kötü. NPC embesiller gelip, her şeyin şakası olur demeye başladı hemen. Sayın geri zekalı, ofansif mizah diye bir şey var evet, çok da keyiflidir. İyi yapılınca, tadından yenmez. Ama bu ofansif mizah değil. Dümdüz aşağılama. Ben engelli insanlara örnek olmak için yırtınayım, iki tane dallama çıksın, gevrek gevrek, ne işin var sanki, gözünü aç kapat, ölmeyi bekle desin. Yok ya,
ne güzel İstanbul be. Lan sikik! Lan sikik! Senin hiçbir fikrin var mı bu psikolojiyle hayata tutunmaya çalışmanın ne zor olduğuyla ilgili? Ailede yarattığı etkiyle, umarım tecrübe etmek zorunda kalmazsınız. Ne diyeyim, gelelim ofansif mizah şövalyelerine. Herkes free speech avukatı olmuş amık. Aynı kişiler, Jahreyn Deniz Baykal olayında, yüksek atlarının tepesinden cık 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 yatalak adamla dalga geçti dedi. Hani kanka free speech? O olayda ben de şakanın ucuz olduğunu düşünüyorum ama orada bağlam, rahmetlinin o halde milletvekili olmasıydı. Tepkisel bir şaka. Ha ölmese, hala milletvekili olacaktı. O yüzden yerinde bir tepkiydi bence Jahreyn'inki. Bir engelli olarak zerre alınmadım. Çünkü görevini yerine getiremediği halde milletin vergileriyle yedi sülalesini geçindiren biri değilim. Niye alınayım? Ama bu iki dangalak, dümdüz beni ve tüm engellileri hedef alıyor. Neymiş, ben onlara göre ayarlayabilirmişim günümü. Sen kimsin lan köpek? Benden üstün kılan ne seni? Motor sinir sistemin çalışıyor diye benden üstün mü oldun? Tebrikler amına koyayım. Hareket edebiliyorsun. Kimsenin yapamadığı bir şey. Bravo. Bunları savunmak için de hemen kadın kalkanının arkasına saklamaya çalışan goblinler çıktı. Yok öyle dünya. Kadın oldukları için değil, empati yoksunu embesiller oldukları için tepki gösteriyoruz. Ben neden dramadan kaçınıyorum biliyor musunuz? Çünkü ben dengim birine sallarsam ve cevap verirse engelliye sallamaya utanmıyor musunuz diye çıkanlar olacak. Ben yapmam. Ama yaparlar biliyorum. Etik olmayacağı için de sallamıyorum. Çok ünlülere sallıyorum. Çünkü onların beni sikine takmayacağını biliyorum. Ama oyunu böyle oynamak istiyorum diyorsanız, öyle de oynarız. Sonra pırasa geldi bizi sikti gitti demek yok ama. Politik doğruculuk çiplerinizden duman çıkartana kadar uğraşırım sizinle botoğlu botlar. Bir de ofansif mizah diye, her şakayı her yerde yapmak zorunda değilsiniz. Benim de pişman olduğum bir şaka var mesela içeriklerimde. 66 çift 0 dedikten sonra, Gamze Özçelik ne yapıyor acaba şu an diyorum. Bunu bana yorumlarda biri belirtene kadar, bunun ofansif olduğunu göremedim mesela. Durduk yere meze ettik. Gereksizdi. Bağlamdan kopuk gereksiz, ucuz bir Family Guy şakasıydı. Gücendirdiğim biri olduysa özür dilerim. Bu yavşaklar da hatasını görüp özür dilerse, başım üstüne. Sen mi belirliyorsun neyin şaka olup olmadığını diyen var, evet kardeşim. Madem bunlar komedyen diyor kendine, madem koyun yok, keçiye Abdurrahman Çelebi diyoruz, şaka işleri daire başkanıyım ben de, öyle göte böyle yarak. Tevazu gösterdik tepemize çıktınız iyice amına kodumun vasatları. Podcastçi dallamalar. Hareket edebilmenin yanında bir başarınız daha var artık. Konuşamayan bir yatalaktan ayar yiyen ilk komedyenlersiniz. Gururla yazın şimdi Twitter bayonuza. Neyse, bu iki salak için fazla bile vakit harcadık. Umarım meramımı anlatabilmişimdir size. Öfkemden ötürü birkaç hakaret savurdum ve bu freni köklemiş halim. Ama ifade özgürlüğü değil mi? Nerede çizeceğiz çizgiyi ifade savaşçıları? Hakaret davası açasınız varsa, buyurun hukuk yolu herkese açık. Ama halkın bir bölümünü aşağılama diye bir suç da var, onu unutmayın da. Demokles'in kılıcı hepimizin tepesinde. Ha illa ben hakaret davası açacağım derseniz, bir dava da yarrağımı açın.